Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün size Photoshop'ta manga efektine yakın ya da böyle çizgi roman kitaplarının sayfalarına yakın bir şekilde efekt nasıl verilir? Bunu göstermek istiyorum. Bakın, yakınlaştırayım biraz daha. Bunun gösterdiğimde bunun üzerinden ne yapabiliriz? Yeni çizime başlıyorsanız, yani el çizimle, kara kalem, bu şekilde yaparak aslında detayları daha rahat görmenizi sağlar. Hani çizgileri şey yapmanızı sağlar. Yani bu şekilde daha kolay kopyalama işlemi yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz ya da şöyle farklı efektlerde, fotoğraflarda dilediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi bunu yapmak için şu ikisini kapatıyorum. Farklı şekillerde göstereceğim size. Önce bunu açtım. Hazır bir tane görselim var. Bunu açtıktan sonra önce filtre kısmından Sharp'ına gelerek Unsharp Mask yapıyorum. Ve bakın şurada bu 500, bu 6.3, bu da 0 olacak. Bakın azalttığım zaman istediğim etkiyi vermiyor. Bunları yaptıktan sonra şu bakın 500, 6.3 ve 0. OK'ye basıyorum. Daha sonrasında buraya gelip Threshold seçeneğine tıklayarak en doğru, bana en doğru gelen şeyle, görüntüyle bunu düzenliyorum. Burada mesela çizgisel bırakıp çizimimize yardımcı olabilir. Daha fazla gidiyorum. Koyulaştı. Ben koyu bir ton istemiyorum. Şöyle yaparak az da olsa bir manga efektine benzettik. Bu kadın belki yakınlaştığımız zaman çok benzemedi ama arkadan baktığımız zaman şöyle şuradaki binaların yeri aç bir manga efekti bize göstermiş oluyor. Bakalım. Manga diye yazıyorum. Görsellerden benzetemediğimizi göreceğiz. Yani şu şekilde aslında bakıyorum. Az çok benzedi uzaktan baktığımız zaman. Bunun üzerine istersen ben renk de ekleyebilirim. Şöyle geldim, gradient map'e tıkladım. Buradan diyorum ki bu olsun. Layer'a geliyorum. Şöyle saniye. Bunu geldim. Şöyle bir çizgi roman havası, bir manga havası vermeye çalışıyorum. Şu şekilde. Bakın. Buraya da sonbahar yazdım. Üste getiriyorum. Büyüteyim iyice. Şöyle tekrardan yazayım. Çok küçük olduğu için böyle kaldı. Böyle döndürdüm. Sonbahar yazdım. Ve geliyorum. Bakıyorum bir manga efektim olması gerekiyor. Bir saniye şöyle manga Flamango değil. Manga Bay fontun adı. Şöyle yazdım. Büyüteyim. Bunu da diyelim. Beyaz yaptık. Daha sonrasında şöyle. Farklı şeyler de yaparak. Bakın.
gizli bir yazı edinmiş olduk. Bir tane daha yapalım. Farklı bir görsel seçtim. Buraya geliyorum. Filter kısmına. Sharpen, Unsharp Mask. 500, 6,3, 0. Okey dedim. Daha sonrasında burada geldim. Threshold tekrar buradan açıktan koyuya gidiyor. Benim için en uygun olanı seçiyorum. Şöyle seçtim. Yine aynı şekilde burada yaptığımız gibi renk efekti verebiliriz. Bakın renk efekti verdiğimiz zaman biraz daha çizgi roman efektine benzemiş oluyor. Bu şekildeydi. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.